Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepinize iyi günler diliyorum. Bugün burada 29 Ağustos'ta, 30 Ağustos'tan bir gün önce burada Çanakkale'de, Çanakkale Şehitliği Tarihi Yarımada Başkanlığı'ndan briefing almak, Morto Koyunu, Kabatepe Simülasyon Merkezi'ni ve diğer yerleri gezmek üzere buradayız. Bildiğiniz gibi bu tarihi yarımada Türkiye'nin turistik bakımdan en önemli yerlerinden birisidir. Buranın tabir caizse her metrekaresinde, her santimetrekaresinde ecdadımızın şehit kanları mevcuttur. Büyük hatıraların, büyük kahramanlıkların, büyük destanların yazıldığı tarihi mübarek bir yarımadada bulunuyoruz. Buradaki incelemelerimizle de bulunacağız ve bizim amacımız tarihi yarımadayı gerçekten Türkiye'de hem iç turizm bakımından hem dış turizm bakımından önemli turizm merkezlerinden birisi haline getirmektir. Son yıllarda sevinerek görüyoruz ki çok sayıda memleketimizin dört bir tarafından gelen turistler tarihi yarımadanın bütün alanlarını dolaşıyorlar ve buradaki o tarihi övünç günlerini, övünç destanlarını birebir yaşıyorlar. Genç nesillerimiz böylece Çanakkale ruhuyla yeniden kuşanmış oluyor. Biz bu anlamda burayla ilgili üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yapıyoruz. Bundan sonra da burayı çok önemli bir turizm merkezi haline getirmek için bütün detaylı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tarihi Yarımada Alan Başkanlığı'nın yönetiminde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde burası dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından birisi haline getirilecektir. Ayrıca tabii bu süre içerisinde maalesef geçtiğimiz günlerde burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu kurultay dolayısıyla ortaya çıkan yanlış görüntüler hepimizi derinden üzmüş, hepimizin içinde çok ciddi kırılmalara neden olmuştur. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi bu kurultay dolayısıyla alan başkanlığımıza müracaat etmiş. Kendilerine tabii ki buranın tarihi misyonuna uygun, buradaki ruha uygun ve Çanakkale şehitlerimizin manevi huzurlarında her türlü saygı ve ihtiram gösterilerek kurultay yapılması için izin verilmiştir. Ve bu çerçevede de kurultayla ilgili alan başkanlığıyla Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri arasında varılan bir mutabakat gereği bu alanda hiçbir şekilde taşkınlık yapılmayacağı, hiçbir şekilde alkollü içki kullanılmayacağı, hiçbir şekilde müzikli eğlence yapılmayacağına ilişkin bir mutabakata varılmıştır. Bu mutabakat Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler tarafından imzalanmış ve varılan bu mutabakat karşılığında bu alandaki kurultayın bütün sorumluluğu Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine bırakılmıştır. Ama maalesef geçtiğimiz günlerde Türkiye kamuoyunu da yakından ilgilendiği, son derece rahatsız edici, şehitlerimizin ruhunu muazzep eden, 80 milyon vatandaşımızı rahatsız eden son derece çirkin, son derece seviyesiz ve terbiyesiz görüntüler ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli yöneticilerinden bu konuyla ilgili bütün sorumlular hakkında kendi partilerinin disiplin soruşturmalarını ve disiplin mekanizmalarını işletmelerini talep ediyoruz. Ayrıca sadece disiplin soruşturmalarının yapılması yeterli değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden millet olarak beklentimiz ortaya çıkan bu çirkin görüntüler dolayısıyla milletten açıkça özür dilenmesidir. Çünkü burada 250 bin şehidimiz yatıyor. Bu şehitlerimizin torunları, çocukları arasında bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren vatandaşlarımız da var. Dolayısıyla onların da rahatsız olduğu, onların da rencide olduğu açıktır. Sadece birkaç kişiye disiplin cezası vermekle bu meselenin kapatılmayacağını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkça kamuoyundan özür dilemesi gerektiğini dostane bir şekilde ifade ediyoruz. Ümit ederiz ki en kısa süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi bu özrü diler ve gerçekten milletimizi derinden rahatsız eden bu çirkin tablonun gereği yerine getirilmiş olur. Ayrıca şunu ifade etmek isteriz ki biz bütün partilerin, siyasi kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının Çanakkale'ye ne kadar çok gelirlerse o kadar çok Çanakkale ruhu üzerinden ortak bir milli mutabakat sağlanabileceğine inanıyoruz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi burada bu kurultayı yapmak istediği zaman tereddüt etmeden kendilerine bu izin verilmiştir. Ama maalesef mutabakatın gerekleri yerine getirilmemiştir. Ümit ederim bu özürle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi üzerine düşeni hiç olmazsa kısmen de olsa yerine getirmiş olur. Değerli arkadaşlar, yine Çanakkale Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından birisi. Bir tarafta tarihi yarımada. Burada sürekli ihtimamla bakılan şehitliklerimiz. Ayrıca
2018 yılında Çanakkale'yi ilgilendiren önemli bir turizm olayıyla karşı karşıyayız. 2018 Troya yılı olacaktır. Troya yılı dolayısıyla karşı tarafta inşaatı devam eden Troya Müzesi en kısa süre içerisinde bitirilecek. Ve burada 2018 yılında büyük etkinlikler yapılarak Troya yılı dolayısıyla da çok sayıda yabancı turistin Çanakkale'ye gelmesi, ziyaret etmesi sağlanacaktır. Bu güzel tarihi şehrin her tarafında muazzam güzellikler var. Bunları ortaya çıkarmak, tarihimizin zenginliklerini her gün yeni nesille yeniden paylaşmak ve bizden sonraki nesillere de Çanakkale'nin güzelliklerini, Çanakkale'de yaşanan kahramanlıkları ve bu çevredeki derin tarihi kültürel mirası bırakmak bizim vazifemizdir. Bununla ilgili canla başla çalışıyoruz ve inşallah Çanakkale'yi bu ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmekte kararlı olduğumuzu ifade ediyorum. Bu vesileyle sizlere de teşekkür ediyorum ilginiz dolayısıyla. Sorusu olan arkadaşlar varsa buyursun. Peki, çok teşekkür ederim. Emre'den isterseniz şurada bir fotoğraf alabilirim. Şöyle bir alayım. Şöyle bir şey.